Ey dil ey dil neye bu rütbede pürgansın sen? Gerçi viraneysen genci mutalsamsın sen. Secde fermayı melek, zat-ı mükerremsin sen. Bildiğin gibi değil, cümleden akvamsın sen. Sırrı haksın, mesel-i ısiyi Meryem'sin sen. Ruhsun, nefay-i Cibril ile tevemsin sen. Hoşça bak zat-ı makim, zübde-i alemsin sen. Merdum-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Kendini tanıyor musun diyor şair. Merak ettin mi diyor, ben kimim, ben neyim gibi sorular sordun mu diyor kendine. Biraz atladım gibi geliyor bana diyor. Çünkü pür gamsın diyor. Kendini tanısan pür neşe olursun. Bu ne hal? Soruyu ortaya atıyor ama cevabını peşin veriyor ikinci mısrada. Sen beden ve ruhtan teşekkül ettin ama bedenle çok meşgul oldun, ruhu unuttun. Derdin o. Hani? Beden yer çekimine tabidir. Niye? Topraktan gelmiştir, toprağa gider. Ona yatırım yapmak akıllıca değildir. Solucan yeminin kalitesini arttırmanın bir manası yok. Sen ruhsun. Ve ruhun hayatı ebedi. Sonsuz hayatın var. Sen ölümsüzsün, biliyor musun? Beden bindiğin eşek. Dizgin elinde yolculuk ahiret. Sağlam tut şu dizginleri, yoldan çıkma. Selametle ahire ulaş. Eğer işi eşeğe bırakırsan ahıra gidersin. Kendini zayi etme. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen. Merdum-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Allah seni kendine muhatap aldı, haberin var mı? Bütün yaratılmışların en şereflisi olarak geldin dünyaya, biliyor musun? Bezmi eleste ilahi aşka muhatap oldun, hatırladın mı? Kendine yazık etme. Şah olmak üzere geldiğin alemde geda olarak ayrılma. Sultan olarak geleceğin yerde yoksul olarak filmi bitirme. Adem'e muttasıl ol ta ki cüda olmayasın. Secdeler eyle kemerdudi hüda olmayasın. Yani babam Adem'i hatırla aleyhisselam. Bir hata oldu, bir zelle oldu. Hemen arkasından pişman oldu, gözyaşı döktü, af diledi. Safiyullah Adem aleyhisselam oldu. Peygamberlerin hem ilki hem babası, bütün insanlığın babası oldu, şerefyab oldu. Öte yandan iblisin de vardı bir hatası ama kastiydi. Tevbe etmek şöyle dursun, hatada ısrar etti, direndi ve iblisi la'in oldu. İşte bunu unutma da, Adem'e muttasıl ol ta ki cüda olmayasın, babana benze ayrı düşme, secdeler eyle ki merdudi huda olmayasın. Secdeyi terk etti, bak ne hale geldi. Üstelik secde de demiyor da, secdeler diyor. Şiirdeki kafiye veya vezin tutsun diye değil, oradakiler bir anlam getiriyor. Biliyorsunuz tabii ama, et tekrarı ahsen.
Velo kâne 180 der eskiler. Tekrar güzeldir 180 kere bile olsa, eğer tekrar edilen şey güzelse. Onun için tekrar ediyorum, bilmediğinizden değil. İblisin secde etmediğini görünce melekler şükürle bir secde daha yaptılar. Biz bu hataya düşmedik diye secdeler. O yüzden sana bir rekatta iki secde emrolundu. Hikayenin baş tarafını oradan hatırla. Sana her gün nereden gelip nereye gitmekte olduğun hatırlatılıyor da, idrak nerede, dikkatin nerede, bir bak. Yazık etme kendine. Paha biçilmez bir hazine sana vaat edilmişken, eğer incik boncukla ömrü geçirirsen, gönlünü de ıvıra zıvıra kaptırırsan, yazık. Hayıftır şah iken alemde geda olmayasın. Vadi-i ye'se düşüp hiç-ü heba olmayasın. Şeyh Galip Üstadımız böyle söylüyor. Üstadımız vefat ederken bugünkü ölçülere göre genç bir yaşta, 42 yaşında. Divanını bitirip de hokkayı, kalemi hokkaya koyduğunda 24 yaşında. 24 yaşında bu iş nasıl bitti abi diye gidip kendisine soracağım, Galip abiye. Mahlası Galip tabi, ismi Mehmet. Mehmet abi, sen Şeyh Galip değil misin? Evet. Merhaba, dünyadan geliyorum. Seninle tanışmak fırsatı olmadı, erken gitmişsin. Ama yazdıklarını gördüm. Senden sonra Türkçenin başına bir felaket geldi ki kafir ağlar ahvali perişanımıza, onu söylemeyeyim hadi. Ama üstad, senin anlattıklarını gençlere aktarmak için TÜGVA'da neler çektim var ya, bir bilsen. Acırsın bana. Mehmet abi, Galip abi. Sonra Nabi abiye diyeceklerim var bir sürü. O da daha erken gitmiş. 1712. Talebeme dedim ki git de Nabi merhumu ziyaret et. Neden dedi? Bana üstad diyorsun ya, nezaketen. O da benim üstadım. Git bir ziyaret et, selamımızı söyle. Bedeni toprağın altında diye de kafaya takma. Beden dediğin ne ki? Boş kapsül. İnsan ruhtur. İnsan ruha denilir, surat ile kaş değil. Hakkın katında Adem, dane-i haşhaş değil. Kendini hiç mi saydın sen? Ruh-i mukaddes var sende. Ve ruh nedir biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii, ben de bilmiyorum. Onu bilmeye izin yok. Sadece içinde yaşadığımız çağda insanın bedeniyle ruhunu anlayan, kavrayan, ruhun varlığından haberdar olan epey mesafe almış demektir. Namazı da kılıyorsa ermiştir. Ermek eskiden bu kadar kolay değildi. Şimdi şartlar ağır. Birini bine sayarlar. Aldanma dünyaya. Tuzak bu tuzak. Neleri yedi. Hor bakma sen toprağa, toprakta Adem yatır. Kimler yatır kimler? Buraya aldanma da. Ama burayı da boş bırakma. Gittiğin yeri bir güzelleştir. Buradan bir adam geçmiş desinler. Ayinesi iştir, kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Ziya Paşa, lafla olmaz diyor, eserini görelim. Bırakabileceğin en güzel eser nedir? En büyük eser. Abla, abi, delikanlı, hanım kız size söylüyor, nedir biliyor musunuz? Güzel bir ahlak. Hayırlı bir evlat.
Bunu bırak. Allah'ın izniyle gerisi hallolur. Birbirimize merhamet edelim. Modernitenin kıskacında ızdırap çekiyoruz hep beraber. Gözler ekrana kilitli. Ahiret unutulmuş. Allah göstermesin. Ne kaldı şurada? Bir sene sonra şuraya randevu versem, kaçımız kim bilir gelemeyecek. Ahirete gitmiş olacak. Ama gitmek nedir? Gitmek güzeldir ya. Tabii ya. Yetiştirdi iki talebesini, halafet verdi. Hazret, iki ayrı ülkeye gönderdi, biri doğuya, biri batıya. Ayrılırlarken veda sırasında birisi dedi ki, vallahi dedi, keşfe güvenilmez. Kesin delil değildir ama bana keşfedildi ki, kalbime geldi ki, yani öğrendim rüyayla uyanık bir şeyler oluyor malum. Her şey gözle olmuyor, göz dediğin ne ki zaten? Yedi rengi görüyor, sekizincisine kör. Öbür gözle bakıyor adam. Ne gördüm dedi, vallahi yanılmıyorsam, bana gelen bilgide bir arıza yoksa, bir sene sonra vefat edeceksin. Yani seninle bir daha görüşmemiz zor. Hakkını helal et dedi. Öbürü de bir yıl içinde bir yıla kadar öleceğini anlayınca kahretti zannetmeyin. Cevabı şu, yapma ya bir sene daha bekleyeceğiz demek. O hasretle bekliyor. Çünkü biliyor. Sordu sahabi, ya Resulallah ben ölünce nereye giderim dedi. Cevaba bak. Serveri kainatın cevabına bak. Erhamur Rahimine gidersin dedi. Merhametlilerin en merhametlisine. Soran kişi dedi ki, hiç endişen kalmadı ya Resulallah. Hiç endişen kalmadı. Kim ondan daha merhametli? Ona gidiyorsun. Ama demem o ki, boş gitme. Eli boş gidilmez gidilen yere, boş gelmedim ya Rab, ben suç getirdim. Dağlar çekemezdi bunca vebali, iki kat sırtımla pek güç getirdim. Tahir Olgun, Tahir-ül Mevlevi, 1951'de vefat etti. Mezar taşına yazmışlar bu kendi mısralarını. Eli boş gelmese miydi ya Rab, düşündüm hediye getireyim, baktım günahımdan başka bir şey yok. Onları getirdim. Bu kadar vebali dağlar çekemezdi, çok zor getirdim ya Rabbi, affet beni. Affet ya Rabbi. Affet ya Rabbi. Resul-i Zişan Efendimizin kabri saadetine yaklaştı, bir bedevi dua ediyor. Gelmiş Badiye'den, Badiye çöl falan demek, dağ, bayır falan, yani medeniyetin olmadığı yere. Bedeviyet derler, oradan gelmiş. İçli bir kimse, aşık. Resul-i Zişan Efendimizin huzurunda durmuş, ellerini açmış, Allah'a yalvarıyor, sesli. Hazreti Ömer arkadan dinliyor. Dedikleri şu, ya Rabbi, işte günahkar kulum, işte Habibim. Adaletle hükmeder de beni affetmezsen, kulun helak olur, Habibin üzülür, şeytan sevilir. Ya Rabbi, lütfeder, beni affedersen, kulun kurtulur, Habibin sevilir, iblis üzülür. Beni affet ya Rabbi. Hazreti Ömer arkadan, beni de affet ya Rabbi. Sorarlar sık sık, aşk nedir diye, budur işte. Hıvıra zıvıra aşk adını verdiğimizden beri ayarımız bozuldu, pusula saptı. Aşk budur. Aşk bir de şudur. وَلَوْ سَمِعُ اَهْلِ مُصْرَ اَوْسَافَ حَدِّهِ لَمَا بَزَلُوا يَوْمٍ يُوسُفَ مِنْ نَقْدٍ لَبِي مَا زَلِيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَب۪ينَهُ لَآسَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْاَيْدِ Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a.
Aşkın Zirve Şiiri. 4 mısra Arapça okudum. Mealini arz edeyim. Güzeller güzeli Yusuf peygamber aleyhisselam satışa çıktıydı hani Mısır'da. Kur'an-ı Kerim'de en uzun ve en güzel hikaye odur biliyorsunuz. Ahsenül kasas. Kıssaların en güzeli. Bize anlatılıyor. Ömer Lütfi Mete de diyor ki rahmetli. Yusuf aleyhisselam kıssasını bilmeyenden senarist falan olmaz. Hakikaten olmaz. Ivırla zıvırla oyalarlar yani. Aşktan haberin yok. Ne yazıyorsun? Demedim tabii. Der miyim? Yusuf aleyhisselam satışa çıktı köle pazarda. Mısırlılar çarşıya koştu. Her şeylerini fedaya hazırlardı. Efendimi görselerdi kuruş harcamazlardı diyor Hazreti Ayşe. Sonra kadınlar Hazreti Yusuf'u bir gördüler, çıldırdılar, ellerini kestiler. Güzellik sarhoş etti, akılları kayboldu. Meyve soyuyor zannettiler ama ellerini doğramışlar. Kendilerine gelince gördüler ortalık kan gölü. Efendimi görselerdi kalplerini keserlerdi. La aserle bil gat'il kulubi alel eydi. Biz 625 sene yaklaşık Osmanlı medeniyetinden sayılamayacak kadar çok şair yetiştirdik ve hepsi naat yazdı. Cenab-ı Peygamber için şiirler yazdılar. Kimi bir, kimi beş, kimi 25, kimi 55 adet. Hepsini toplayalım desek burası katiyen almaz o kütüphaneyi. Tamamı ne dedi derseniz Hazreti Ayşe'nin şimdi okuduğum bu 4 mısrağını şerh etti vesselam. Hepsi. Yusuf'u gördüler, ellerini kestiler, efendimi görseler, kalplerini keserlerdi Hazreti Ayşe. Aşk budur. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Onun olmadığı yerde sevginin adı mı olurmuş, olsa ne yazarmış? Hayır bir de batıdan gelip bize sevgi nedir anlatmaya kalkıyorlar ya, ona bozuluyorum işte. Otur oturdun yerde ya. Sen ne anlarsın bu işler? Sömürgeci. Sen hangi medeniyetten geliyorsun? Senin işin gücün adam sömürmek. Bak Afrika'ya utan. Yerin altı elmas dolu üstünde aç insanlar var. Neden böyle? Senden dolayı. Orta Doğu'da 4 asır bulunduk biz. Ve birçok kardeşimiz tarafından da eleştiriliriz. Bütün imkanları verdiniz Araplara filan diye bize fırça atarlar. Onlara da derler ki, aynı kişiler, Türkler geldi sizi sömürdü. İçlerinden bir akıllı çıkıp da demez ki, Türkler buradayken kum vardı sadece, kum mu yediler? Petrol çıkınca da siz geldiniz, ne sömürgesi, utanmaz diyemiyorlar. Dünyanın hali böyle. Yalan hızlı ilerliyor. Doğru kapılardan sığmaz. Yalan fare deliğinden girer. Neden? Nefis var ve o Allah'a düşman. Hakka hakikata düşman. Öyle olunca böyle oluyor. Kendi kaynaklarımızla aramızı düzeltebilirsek, yani kendimizle tanışırsak, buna çok ihtiyacımız var. O arkadaş geldiğinde deriz ki, hele sen şimdi bir otur, dinle önce. Çalarak aldıklarını şimdi gönüllü al. İnsanlığın ana vatanındasın, aşkın baş şehrindesin sen. Buraya akıl tanelik yapmaya gelme, haddini bil. Sen giderken biz geliyorduk. Olimpos'un çocukları Hira Dağı'nın evlatlarına yol gösteremez.
Şeyh Galip'ten demin okuduğum iki mısranın şerhi de şu anlattıklarım. 48 mısra destan yazmıştı adam. Manifesto. Allah fırsat verse, imkan olsa da bütün divan edebiyatının tamamını göz ardı edip sadece Şeyh Galip'in sadece bu şiirini 48 mısrayı gençlerimizle layıkı ve cihile paylaşma imkanı bulsak, tabi 48 mısra için en az bir ders yılı ayrılarak, ruh sağlığımız yerine geldiği gibi lisanımıza, kültürümüze hakim, aşağılık kompleksinden de büyüklük kompleksinden de arınmış pırıl pırıl bir nesil işten bile değil. Ama kendi dilimizi öğrenmekte birazcık tembeliz vesselam. Yolunuz düşerse İstanbul Fatih'te Millet Kütüphanesi'nin yanından geçerken biraz yavaş geçin. Şöyle bir durun. Şimdi söyleyeceklerimi hatırlayın. İçeride 35 bin cilt kadar kitap var. Şaheser. Yani bir cildi Divan-ı Lügat-ı Türk var, oradan anla yani. Tamama yakını da Türkçe. Dışındaki okumuşlar da Türk. Okumuş Türkler burada, Türkçe kitaplar burada. Bu neyin nesi diye bir düşün. Sonra hemen yanında bulunan muhallebiciye mi uğrarsın? Tam karşısındaki dar sokakta şöyle bir 50 metre yürüyüp sur dibindeki çaycılara mı takılırsın bilmem. İkisi de münasiptir. Oradan biraz ilerle. Vefa semtine doğru yürü. Semti Vefa'ya. Seyyid Ebul Vefa Hazretleri'nin türbesini ara bul. Zaten navigasyon var, gösterir sana. O kapıya gelince de şunu hatırla. Bugün orada türbe var, vaktiyle dergah vardı. Dergah deyince de böyle irkilmenin alemi yok. Evin kapısı demek yani. Ne? Bir telaş, bir telaş. O evin kapısına bir gün sultan geldi. Fatih Sultan Mehmet. Çocuk çıktı. Sultanım buyurun dedi. Hocam müsaitse elini öpeceğim dedi. Duasını almaya geldi. Çocuk içeri koştu sevinçle. Padişah gelmiş, daha ne? Protokolda bir numara, kırmızı plaka. Bir bayram neşesiyle padişahın karşılanacağını tahmin ediyor. Ama o senin bildiğin içeriden gelen cevap hayret verici. Ebu Vefa Hazretleri buyurmuşlar ki, söyleyin sultanımıza, müsait değiliz, görüşemeyiz, dönsünler. Bu cevabı alan sultanın cevabı, cevaba cevap, gördün mü lala, Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık, bir tahta kapıdan geçemiyoruz. Rızasız geçilmez. Orduyla gelinmez. Çaresiz döneceğiz. Gözleri dolu dolu, altı lisan bilen İstanbul Fatihi Devlet Başkanı dönüyor. Çocuk içeri koşuyor. Bakıyor ki Ebul Vefa daha çok ağlıyor. Gel de anla şimdi. Çatlıyor tabii, dayanamıyor. Hocam kusura bakmayın ama artık bunu soracağım diyor. Şimdi söylememe lüzum yok. Biliyorsunuz ki ağlayarak, üzülerek gitti. Biliyorum dedi. Siz daha çok üzgünsünüz. Onu da görüyorum. Ve şunu da biliyorum ki siz bu kapıdan bugüne kadar kimseyi geri çevirmediniz. Yani geçtik Müslümanlardan, dua isteyen, şifa bekleyen, aç olan, yatacak yeri olmayan, onları geçtik. Gayrimüslim gelir, misafir edersiniz. Biliyorum. Senelerdir buradayım. Yani bu kapıdan geriye çevrilecek bir sultan mı kaldı? Kimseye bu kapıyı kapatmadınız, onu niye çevirdiniz? Sorabilir miyim? Sordun zaten. Cevap.
O gaza askeridir, biz dua askeriyiz evlat. Onun yeri orası, bizim yerimiz burası. Hardware, software. Beden, ruh. Gelir de bu sohbetin tadını alırsa, kabiliyeti çok yüksektir, hayran olur, mest olur, devlet gözünden düşer. Dönüp bakmaz. Zaten öyle söylüyor. Verseler mülki cihanın tacı tahtı devletin, arnikuyun terkin etmez başına sultan olup. Dünyanın tapusunu verseler diyor, kapında köle olmayı tercih ederim falan diyor. Aşka bak, böyle bir adam bu. Oynamaya gelmez yani. O bakımdan şimdi işini yapsın. Ayrılık olmayan yerde görüşmek üzere randevu verdim dedi. Nereden alınıyor güç, gördün mü? Bu adam yenilir mi? Yenilmez. Neden yenilmez biliyor musun? Galiptir bu yolda mağlup da ondan. Ne yapacağını biliyor, izleyeceği yolu biliyor. Netice Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Ben seferle emroluttum, zaferle değil. Yeter ki değerler manzumesi karışmasın. Necip Fazıl merhumun dediği gibi, otursun yerine bende her şekil, vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Karışırsa, neyi nereye koyacağını bilemezsen, ona zulüm derler. Darmadağın olur. Başı üstünde ehram, tepe taklak falan filan der bir şiirinde, bilirsiniz. Ters döndü mü ölülüyor işte. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina. Gerisine siz bakın. Evde cinayet, travma yalamasında zina. Yani söylememeye çalıştığım ısra buydu. Ama burada biz bizeyiz, yabancı yok. Her hadisede hikmet var, ibret var. Yeter ki bak. Yozgatlı Fenli Üstadım, merhum, 1918'de vefat eden Üstadım, şöyle diyor bu hususta. Sen çalış çeşminde istidat peyda etmeye, arife ayineyi ibret nümadan çok ne var? Sen ibretle bakmasını öğren. İbret çok ama bakmayı bilmezsen kaçırırsın. Ben bir ibret gördüm. Binlercesinden, milyonlarcasından birini fark eder gibi oldum, sizlerle paylaşayım. Madem bu kadar genç bir araya geldi, bunun bir neticesi olmalı. Elbette var. Bir sorumluluğu var. Kalp kriziyle hastaneye yatırıldım. 6 seneden fazla oldu. 2013'ün Mayıs'ındaydı. Zor dönmüşüm, doktor öyle diyor. Stent taktılar ve öğrendim stentin ne olduğunu. Yüzüğe benziyor, nişan yüzüğüymüş. Nişanlandık hayırlısıyla. Düğün ne zaman bilmiyorum. Bekliyoruz. Stenti takan doktor başucuma dikildi. Henüz kendime bile gelmemişim. Yoğun bakım odasında yarı baygın. Karşımda bir doktor. Buyur dedim. Hastalık ürkütücü geldi bile. Kriz hakikaten çok sertti ya. Öyle hiç şakası yok ya. Tak diye düştük böyle. Gel de korkma yani. Akıbet ne olur dedim. Ölene kadar yaşarsın dedi. Rahatladım tabii. Başka dedim bir diyeceğin var mı? Vasiyet yaz dedi. Yazayım dedim de. Neden? Kabir aleminde konuşamazsın dedi yazmazsan. Vasiyeti olmadan gidenler alemi berzahta konuşamazlar dedi. İmam-ı Gazali'den öğrendim. Kıyamet ve Ahiret kitabın ismi. Doktora bak neler okuyor. Farmakoloji okuyor, biyoloji okuyor, anatomi bilmem ne. Bu arada İmam-ı Gazali Kıyamet ve Ahiret. Onu da sordum niye okudun diye. Seyahat rehberi dedi. Gideceğim yer hakkında bilgi edindim. Almanya'ya gideceğim diyorsun, internette arıyorsun Almanya'da ne var ne yok falan, değil mi haklı olarak? Ahirete gideceğim, orada ne var ne yok bakmayın mı dedi yani, akıllı doktor.
Boş adamı doktor yapmıyorlar. Hepsi için geçerli olmamakla birlikte. Bir profesör dedim abi, boş adamı profesör yapmıyorlar dedim. Yapıyorlar, yapıyorlar dedi. Bunu da not aldım, senin aldığın gibi. Kıyamet ve ahiret, İmam-ı Gazali. İmam-ı Gazali'den kısaca bir söz edeyim size. 2 dakika, 3 dakika. 1111 senesinde 55 yaşında vefat etti. Yazdığı kitapların adedi şüphesiz 400'ün üzerindedir. Ve birkaçı şu anda Oxford'da ders kitabı olarak okutulmaktadır. Hala. 1111, 9 asır. 9 asır da geçmiş. İlim neşrine başladığı zaman yolunu kestiler. Bazı Arap devletçikleri vardı. Döküntü, başarısız ve sapkın. Fatımiler var, Resuliler var filan. Döküntü devletler. Tatsız bir milliyetçilik yaptılar. Sen Arap değilsin, İranlısın diyerek yolunu kestiler. İlimde en yapılmayacak şey. Maalesef böyle bir hataya düştüler. Ama dedim ya, yıl 1100 falan, 1090, 1085 ne hatırlatıyor? Malazgirt'ten geçmiş Türk. Alparslan merhum bir sene sonra ahirete gitmiş. Oğlu Melikşah devletin başında. O da Nizamülmülk'ü koymuş işin başına. Adam gibi bir adam. Nizamülmülk de ilim çalışmalarına öyle ağırlık veriyor ki akla ziyan. Hatta bu konuda şikayet bile ediliyor. Melikşah'a şikayet ediyorlar. Orduya değil de ilmiyeye kıymet veriyor. Mürekkepten, kalemden, defterden, kitaptan başka bir şey bilmiyor bu dediler. Savunmasını aldı Melikşah. Nizamülmülk'ün. Ne diyorsun? Hakkında şikayet var. İlimle çok meşgul oluyor musun dedi. Orduyu ihmal ediyor musun? İhmal etmiyorum sultanım dedi. Gece ordulara hazırlıyorum. Onlar olmazsa silahlı kuvvetler hiçbir şey yapamaz. Ebu'l-Vefa'nın dediği gibi dua ordusunun yardımı olmadan gaza ordusu hiç başaramaz. Melikşah tabii mevzuyu anlamıştı. Ancak unuttuğumuz bir şeyi kaydedelim, altını çizelim. Bütün dünyayı kendisine hayran bırakan böyle büyük bir alimin bu hizmetleri yapmasına vesile olan, ona sponsor olan moda deyişle Selçuklu'dur. Yani Türk'ün hizmetidir. Nedeni unuttuk farkında mısınız? Nedeni hatırlamıyoruz farkında mısınız? Böyle bir misyonun sahibi bugün ne halde? Gel de ağlama. Doktora dönüyorum, yoğun bakım odasına. Ufuk turundan sonra. Vasiyetini yaz dedi ya, doktor tavsiyesi, yazdım ben de. Şimdi vasiyeti yazsam, bastırsam, fotokopi bilmem ne çoğaltsam, şu bu falan meşakkatli iş. Sana nasıl ulaştıracağım, sana nasıl ulaştıracağım falan zor iş. Teknoloji denen şey bu işe yarasın dedim ve internette sayfama koydum. Vesselam. Şimdi de size ilan ediyorum. Hayatiinanc.com sayfama girdiğinizde tavsiye, vasiyet ettiğimiz kitaplar başlığı altında 5 madde göreceksiniz. 3'ü kitap, 2'si makale. Tamamı size vasiyetimdir. Meseleyi ciddiye alın. Mahşerde soracağım. Sözlü var yani. Nasıl olsa karşılaşacağız. Kaçmak yok. Dünyada karşılaşanlar ahirette mutlaka karşılaşır. Şimdi uçak kalkacak, acelem var. Orada öyle bir problem de yok. Sonsuz. Soracağım. Ben gelip size vasiyetini bildirdim mi? Bildir. Ne yaptınız diyeceğim. Başınızı önünüze eğmeyin. Orada adamın canını sıkmayın. Bana dua edin çocuklar diyorum. Talebe parmak kaldırıyor. Hocam diyor, şair Nabi'yi çok sevdiğiniz belli diyor. Nereden anladın diyorum. Öyle anlatıyorsunuz ki diyor,
Nabi'yi. İnsan ancak sevdiğini böyle anlatır. Tecrübeyle söylüyorum hocam. Tecrübe konuşuyor. Ben de dedi bir sevdiğim var. Onu böyle anlatıyorum. Bak bak bak. 17 yaşında bilgelik. Dedim. Özlersiniz dedi. Kaçınılmaz olarak Nabi'yi özlersiniz dedi. O nereden çıktı dedim. Onu da kendimden biliyorum dedi. Tecrübe konuşuyor. Yanında olsa bile özlüyorsun dedi sevdiğini. Dedim ki bak delikanlı, benim üzerimden sağa sola mektup yazmayı bırak. Ne diyeceksen onu de. Dua istiyorsunuz ya hocam dedi. Müsaade ederseniz şöyle dua edeceğim size, onay almak için. Bunu anlattım. Ya Rabbi bu hoca sevdiğine bir an önce kavuşsun. Ne dersiniz dedi. Bana bak dedim, mikrop. Öyle dua olmaz. Sevdiğim de özlediğim de doğruysa da kavuşmanın acelesi yoktur. Adam hacca gitmiş dua ediyor, lütfen dikkat. 80'lik ihtiyar. Ömrü boyunca onu arzulamış ve nasip olmuş Kabe-i Muazzama'nın karşısında adam. Ya Rabbi canımı burada al. Ama bu sefer değildi. Hadi. Haliyle delikanlı uyandı. Densizlik ettiğini anladı. O halde hocam siz söyleyin, ben bilemedim. Nasıl dua edeyim dedi. Ha, soru böyle sordu işte. Aferin. Bana şöyle dua et. De ki, ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün. Gülerek ölsün. Merak etti. Neden dedi. Son gülen iyi güler dedim oğlum ondan. Son gülen iyi güler. Ama açıkta bırakmayalım. Giderken gülmek nasıl olur? Sorusunun cevabını peşin verdim. Vasiyetimdeki 5 madde o demektir. Çaresizseniz çaresizsiniz. Merhametsiz bir dünyanın kucağına düştük. Akrebin kıskacındayız, doğru. Ama rehberimiz var. Kaynaklar var. Bozulmadan günümüze kadar ulaştırılmış Ab-ı Zülal tatlısı var. Kendimize bir iyilik yapalım. Vasiyetime tekrar dikkat çekiyorum. Ve sözü bağlıyorum müsaadenizle. Gurbette talebe olarak bulunduğumda hanımefendi ile evli, anne babaya bırakıp kendisine gittiğimde 3 yıl okudum falan dedim. Bu hikayeyi nedense gençler çok beğendi. Neresini beğendiler bilmiyorum ama. 3 yıl boyunca ben talebeyim, o anne baba yanında. Ve son derece zorlu bir kayınvalidedir anam. Totaliter. Yani antidemokratik. Eli sopalı. 3 yıl talebelikte, 1 yıl stajda ve 7 yıl avukatlıkta, toplam 11 sene bu totalitarizme itirazsız boyun eğmekle seyir-i sülukunu tamamlayıp erdi. Bir ermişle evliydi. Hanım cennete gideceğiz dedin geçen de, hayırdır dedi, haber mi aldın? Yok dedim canım, ne haber alacağım da, biz de kitap okuyoruz herhalde. 40 senedir bana sabrediyorsun. Ben sana şükrediyorum, sabreden ve şükreden cennete gider diyor kitapta, dedim. Hindistan'daki Taç Mahal'i anlattım. Hem Osmanlı mimarları tarafından yapıldığını, hem yazılarını yazan Hattat'ın bile bizden giden bir Osmanlı Hattat sanatkarı olduğunu anlattım. Bununla birlikte Muazzam o Tac Mahal adlı eserin
bir aşk eseri olduğunu da anlattım. Şah Cihan hanımının vefatı üzerine anıt mezar olarak yaptırmış, oraya defnettirmiş. Bakar bakar ağlarmış, adam 20 sene ağladı ya. Aşka bak. Sonra da kendisini oraya defnettiler. Hikaye devam ediyor şimdi, bütün dünya ziyaret ediyor. Aşk hikayesi. De. Bunları ben anlattım, hadi neyse. Eve geldim, problem var. Ciddi bir problem. Televizyondaki programlarımı genellikle seyretmeyen Refikam hanımefendi nedense bunu seyretmiş. Ve bulduk mu belayı? Gelir gelmez karşılaştığım soru şu. Kendin anlattın, hanımı için neler yapıyor insanlar? Bak Taj Mahal'i yapmış adam. Sen anlattın. Doğru. Ama hanım sonuna kadar dinledin mi dedim, evet dedi. Orada da belirttiğim gibi vefatı üzerine yapmış. Hiç arzu etmem ama bir emri hak vaki olursa senin için kim bilir ben neler yaptıracağım. Böylelikle mevzu bir daha açılmamak üzere kapandı. Allah'ın izniyle. 2 sene sözlü ve nişanlı kaldım ve bu 2 yıl zarfında 4 defa görüştük, Ramazan ve Kurban bayramlarında. Toplam 20 kelime konuşmuş olabiliriz, hoş geldin nasılsın kabilinden. Ve bu 4 görüşmenin tamamı onun anne babasıyla benim anne babamın nezaretinde gerçekleşmiştir. 1 dakika yalnız kalmadım. Yanlış mı yaptım? Akıl veriyor, sen de böyle yap dedi hoca. Hayır, hayır, hayır. Alçağa akar sular. Bilirim. Katiyen de bir tavsiyem yok. Ben size hikaye anlatıyorum. Ama bu hikayenin başrolünde ben varım. Yüzlerce yıl öncesinden değil, 49-59 yıllık ömrümün ilk yarısında gözümün önünde olan bir şey söylüyorum size. Not et. Hiçbir şey demeye çalışmıyorum. Kimsenin de işine karışacak kadar cesaretim yok. Herkes her şeyi benden iyi biliyor. Aklı erenlere, Allah'tan korkanlara, aile büyüklerine danışmadan kendin yapıyorsun tercihini delikanlı. Benim arkamda 200 yıllık hayat tecrübesi var. Onun anne babası da benim anne babam, toplam 4 aile büyüğünün 50'şerden 200 yıllık hayat tecrübesi var benim arkamda. Senin neyin var? Sen bakıyorsun, ben bilirim diyorsun. Bilirsin evlat, bir şey demiyorum da benden iyi bilirsin tabii. De. Neye bakıyorsun tercih yaparken? Makyaj, parfüm, sokaktaki gidiş, pastanedeki duruş. Yalan mı? Delikanlı adamız yani şunun sırasında. Erkek erkeğe konuşuyoruz işte. İyi de genç adam, o kadar süslensen beni de beğenirsin. Valla duyma bunu deme. Hanım kız sözüm sana da, adam yakışıklı diyor. Yapma ya. Saat kaçta baktın? Sabah 5'te bak. Görürsün yakışıklıyı, güzel. Görürsün yakışıklıyı, güzeli. Saat 5'te bak, 5'te sabah. Dediğim gibi kimsenin işine karışacak değilim. Ama duymadım demeyin, hayatınız boyunca lazım olacak bir umde, bir prensip, bir ilke şudur ki hissi ve nefsi işlerin sonu hüsrandır. İnsanın 3 gıdası vardır, 3 türlü açlığı vardır çünkü. Mide acıkır, ekmek çorba ister, kafa acıkır, ilim ister, gönül acıkır, aşk ister, zikir ister, dostluk ister, muhabbet, iman ister. 3'ünden biri aç kaldığında insan mutsuzdur. Sadece bedenini doyurmakla ömrünü ziyan ediyorsun, yapma. Toprağa gidecek. Değmez bu kadar zahmete. Viran olacak kasra bu ziynet çoktur.
Yıkılacak evi bu kadar süsleme diyor. Artık olan oldu bize, gelsen de bir gelmesen de, gelemeyiz biz yüz yüze, gelsen de bir gelmesen de. Hep kendini çektin naza, yok bahara yahut yaza, bıktım gayrı yaza yaza, gelsen de bir gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu, giden gelmez bir andır bu, dağ taş değil insandır bu, gelsen de bir gelmesen de. Bulacağın bir boş kafes, kaldı ceset çıktı nefes, nerede o can, nerede o ses, gelsen de bir gelmesen de. Ağaç yaş iken eğilir, demir tavında dövülür, çocuk küçükken sevilir, gelsen de bir gelmesen de. Serden geçti, artık bitti, bu ayrılık cana yetti, o bir gündü, geldi geçti, gelsen de bir gelmesen de. Madem şiir okuduk, bir tane daha okuyayım, dört misra uzamasın, çünkü tayyare kalkmak üzere Sabiha Gökçen havaalanından biraz sonra Ankara'ya uçacağım. Yani o yüzden ayrılırken sahneden de herhangi bir şekilde merasime vaktim maalesef yok. Beni bağışlayınız, affediniz ki affedilesiniz. Yani şimdi Avrupa'dan geldim, Fransa'dan geldim. Gelir gelmez bu programa yetiştim. Hatta biraz da geciktim galiba, saate bakmadım. Bari havaalanına gecikmeyin. Muhtemeldir ki uçak beni beklemez. Beklese bir şey değil de beklemez. Yarın 3 program var Ankara'da, ertesi günde oradan gideceğim Viyana'ya. 2 program da Viyana'da falan filan. Yani bir ara evvel uğramak. Yani son 6 ay içinde haftada 4-5 saat kadar eve uğramışlığım da vardır. Allah'ın izniyle ihmal etmiyoruz yani. Okuyacağım 4 mısra Farsça Molla Cami Hazretlerindendir. Vasiyetinde zikrettiğim 2. kitabın sahibidir. Ya Resulallah cebaşet çünseki eshab-ı kehf. Dâhili cennet şevem der zümre-i ahbab-ı tu. O revet der cennetü men der cehennem key ravest. O segi eshab-ı kehfest men segi eshab-ı tu. Ya Resulallah, Kıtmir isimli köpek cennete gitti. Neden? Eshab-ı kehfin köpeğiydi, hatır büyüktü. Sen de onlara ahbabım dedin. Eshab-ı kehfin köpeği cennetteyse, şefaat buyur ya Resulallah, ben de eshab-ı kiramın köpeğiyim. Ben de gideyim de köpek yalnız kalmasın. Değerli dostlar, benden istenen son sözü geçen de bir televizyon programında şu şekilde söylemiştim. Bir dakika kaldı, programı bitiriyoruz hocam. Son sözünü söylediler, söyledim ben de. Burada da söylüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulü. Yani alkışlayarak bitirin. Bitti değil mi? Tamam. Bak, deminden beri adlarını andığım o zevat, hangisi olursa olsun, bizi alkışladılar mı diye sormazlar ben gidince. Alkışa kim bakar? Fatiha okurlar mı diye sorabilirler. Eli boş göndermeyin beni. Her şey gönderici olsun. Allah'a sınır.